Merhaba arkadaşlar. Arı Yayınları Fenito Fen Bilimleri Atölyem Kitabı 5. sınıf sayfa 95 1. dönem sonu güçlendiren sınavla devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz: Ayın atmosferi çok ince bir tabaka ile kaplıdır. Dünyanın atmosferi ile karşılaştırıldığında yok denecek kadar azdır. Ayın bu özelliği yukarıdaki olaylardan hangisine sebep olur diyor arkadaşlar. Bakalım ayda yani atmosferin çok ince olmasının hangi durumlara sebep olduğunu bulacağız. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olmasına sebep olur. Evet doğru. Üzerinde kraterler oluşmasına evet arkadaşlar. Bu yüzden meteorlar çok daha fazla çarparlar aya. Büyük çukurlara sebep olurlar. Doğru. Yağmur ve rüzgarın oluşmamasına evet arkadaşlar. Çok ince bir hava tabakası olduğu için yağmur ve rüzgar oluşması da mümkün olmuyor. Canlı yaşama ihtimalinin az olmasına sebep oluyor. Bütün ifadeler doğru arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Güneşe doğrultuğumuz bir dürbünün arkasına bir parça kağıt koyup güneşe tuttuğumuzda kağıt üzerinde güneşin görüntüsünün oluştuğunu görürüz. Görüntüde oluşan koyu renkli izler arkadaşlar güneş lekelerini bu izler güneşin yüzeyinde daha soğuk bölgelerdir arkadaşlar evet. Güneş lekeleridir ve daha soğuk olan bölgeler güneş lekesi diye isimlendirilir. Cevabımız C şıkkı. Güneş ışınlarına doğrudan bakmak gözlerimiz için zararlıdır. Yukarıda verilen araçlardan hangisiyle bakarsak güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmuş oluruz diye arkadaşlar. E, teleskopla bakmak sakıncalı olabilir. Dürbünle bakmak sakıncalıdır. Evet arkadaşlar şu C şıkkında yani 3 numaradaki bunun arkadaşlar güneş gözlükleri diye geçiyor ama bildiğimiz güneş gözlüğü değil. Bu arkadaşlar daha önceden belki kullandığınız bildiğiniz hani kolumuz bacağımız kırıldığında röntgen çektiriyoruz böyle bir tane film veriyorlardı bize siyah. O filmlerde de görebiliriz arkadaşlar onlarla da bakabiliriz yani onunla aynı mantıkta bir şurada kısmı var bu gözlüklerin. Cevabımız sadece 2, şey sadece 3 yani B şıkkı. Galileo Galilei 400 yıl önce kendi icadı olan teleskopla kağıt üzerine düşürdüğü güneş lekelerini gözlemlemiştir. Gözlemlerinde güneş lekelerinin aynı yöne doğru kaydığını kaydetmiştir. Galileo Galilei bu gözlemleriyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmıştır? Evet arkadaşlar, güneş lekeleri sürekli aynı yönde doğru hareket ettiğini gözlemlediğine göre arkadaşlar Güneş'in kendi etrafında döndüğünü ispatlamış arkadaşlar. Güneş'in kendi etrafında dönme hareketi yaptığına kanıttır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Görseldeki dünya üzerinde A noktasından bakan kişinin gördüğü ay evresi ismi ve görünümü hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konumda ilk dördün evresidir. İlk dördün evresinde de ayın Ayın görünümü şu şekildedir. Cevabımız A şıkkı oluyor. İlk dördünde arkadaşlar ayın sağ tarafını görüyoruz. Son dördünde ismiyle alakalı olarak akılda kalsın diye son dördünde sol tarafını görürüz. Sol son. Dolunayda bembeyaz görüyorduk arkadaşlar. Yeni ayda hiç görmüyorduk ayı. Cevabımız A şıkı. Zeynep fen bilimleri ödevi için çevresinde gördüğü canlıları aşağıdaki gibi listelemiştir. Zeynep gördüğü canlıları sınıflandırmak isterse hangi canlı grubunun listesinde bulamaz demiş arkadaşlar? Yani köpek yani hayvan var. Tavuk da hayvan. Arı hayvan, sinek hayvan. Çam ağacı arkadaşlar nedir? Bitkidir, bitki var. Göl bitki Ekmek küfü arkadaşlar mantardır. Yani hayvanlara örnek gördü. Mantarlara örnek gördü. Mikroskobik canlılara örnek arkadaşlar bulamadı ama mantarlara örnek bulduğu için bunu da doğru sayıyoruz. Ancak mikroskobik canlılara burada örnek bulamadı arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Mikroskopta gözlemler yaparken bazı hijyen ve güvenlik tedbirlerini almamız gerekir. Buna göre mikroskopta gözlem yapmak istediğimiz zaman almamız gereken güvenlik ve hijyen tedbirleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnceleme yapmadan önce ellerimizi yıkamalıyız. Doğru. İnceleme yaparken koruyucu gözlük kullanmalıyız. Doğru. İnceleme yaparken eldiven kullanmalıyız. Doğrudur gözlemlemek istediğimiz maddenin önce tadına bakmalıyız arkadaşlar. Bu tehlikeli bir durumdur. Ne olduğunu bilmediğimiz bir maddeyi biz tadına bakamayız. Yani sağlıklı bile düzgün temiz görünse bile içinde farklı organizmalar bulunabilir, zararlı olabilir. O yüzden tadına bakmak çok sakıncalıdır. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki şemada gök cisimleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangi gök cismi yazılabilir? Bakalım Dolanma hareketi yapar diyor. Dolanma hareketi yaptığına göre dünya veya ay olabilir. Bir tam dönme hareketini 28 günde tamamlar. Evet, kim olduğunu bulduk sanki arkadaşlar. Işık kaynağı değildir. Evet arkadaşlar, ay'dan bahsediyor. Dönme hareketini 28 günde tamamladığı için en büyük ipucumuz bu. Işık kaynağı değildir. Dünya da ışık kaynağı değildir. Ancak dolanma hareketi yapan hem dünya hem ay dolanma hareketi yapıyor. Ancak bir tam dön hareketini 28 günde tamamlar. En büyük ipucumuz bu da arkadaşlar. Sadece aya ait bir özelliktir. Öğretmenleri küçük ve büyük uçurtma uçuran şekildeki çocuk görselini sınıfa getiriyor. Buna göre öğrencilerin resimdeki uçurtmaların maruz kaldığı hava direnci ve etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet bir büyük uçurtmamız var arkadaşlar bir de küçük uçurtmamız var. İkisini etkileyen hava direnci birbirinden farklıdır büyük olana daha çok hava direnci etki yapar, küçük olana daha az etki yapar arkadaşlar. Şıklarımızı okuyalım. Hava direnci büyük uçurtmaya daha az diyor. Hayır, daha çok edecek. Hava direnci büyük uçurtmaya daha fazla. Evet. ettiği daha fazla etki ettiği için daha uzun süre havada kalır diyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Hava direnci küçük uçurtmaya daha az etki ettiği için daha uzun süre havada kalır. Daha az etki ettiği için arkadaşlar daha çabuk düşer o yüzden. Uzun süre kalmaz. Hava direnci küçük uçurtmaya daha fazla etki ettiği için hayır. Daha az etki ediyor o yüzden dedik. Aradığımız cevap hava direnci büyük uçurtmaya daha fazla etki yapıyor. O yüzden de havada daha uzun süre kalabiliyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Paraşüt misal arkadaşlar. Büyük paraşüt bir de küçük paraşüt düşünelim. Şu büyük paraşütümüz olsun. Bunun ikisini de biz yere fırlattığımız zaman hangisi daha çabuk düşer yere? Küçük olan değil mi? büyük olan daha uzun süre havada kalıyor. Aynı mantık arkadaşlar. Görseldeki dinamometre ile değişik kuvvetlerle yapılan ölçüm sonuçları grafikte verilmiştir. Bu dinamometreye 60 N'luk cisim asılıp ölçüldüğünde uzama miktarı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar, 10 N'da 2 cm uzamış, 20 N'da 4 cm, 30 N'da 6 cm. Demek ki arkadaşlar kaç kaç gidiyor bu arkadaşlar? 10'da 2, 10 yani 10 Newton'da 2 santim uzuyor. Bu bizim en büyük ipucumuz. Ancak arkadaşlar şuna da dikkat edelim. Dinamometre kaça kadar ölçüyor? 50'ye kadar ölçüyor. Burada bir dikkat etmemiz gereken nokta var. Dinamometre yayının uzama miktarı 10 santim olur. Arkadaşlar dinamometre 60 Newton'u ölçemeyecek arkadaşlar. En büyük yani dikkat etmemiz gereken nokta bu. 60 Newton'u ölçemez. Çünkü 50'ye kadar ölçüyor. Cevabımız o zaman ne olur? Dinamometreye 60 Newton kuvvet uygulandığında yay bozulur. Ölçüm yapamaz arkadaşlar. Ama bizim burada dikkatimizi dağıtıp sanki buradan bir oran orantı çıkarmamız bekleniyor. Ancak buradaki püf noktasını kaçırmamamız lazım. Ahmet oyuncak arabasını farklı zemin üzerinde dinamometre ile kuvvet uygulayarak hareket ettiriyor. Hareket sırasında dinamometrelerin gösterdiği değerlere bakarak zeminlerin arabalara uyguladığı sürtünme kuvvetlerinin arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Evet arkadaşlar en çok kuvvet hangisinde harcamış? 3'te harcamış değil mi? 10 Newton. Demek ki en çok zorlandı arkadaşlar 3 numaralı yüzey. Demek ki en çok sürtünme 3'te var arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar 7 Newton kuvvet harcamış bir numarada. En az kuvveti 2 numarada harcamış. 3 Newton harcamış. Demek ki en pürüzsüz olanı budur arkadaşlar. Cevabımız 3 büyük 1 büyük 2 yani A. Evet 12. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki özdeş dinometrelere görseldeki gibi cisimler asılmıştır. 5 Newton asılı dinometre 3 santim uzadığına göre diğer dinometrelerin X ve Y ile gösterilen uzama miktarları kaç santim olur? Evet 5 Newton'da arkadaşlar 3 cm uzamış. 5 Newton'da 3 cm uzadıysa arkadaşlar 10 Newton'da ne oldu arkadaşlar? Ağırlık 2 katına çıktı. O zaman uzama miktarı da 2 katına çıkar. Burası bakın 2 kat arttı değil mi? Bu da 2 kat artacak. O zaman kaç olur? 6 cm olur. Burası 6. Y'de arkadaşlar 15 Newton. Yine oran orantı 5 Newton'da 3 cm uzadıysa 15 Newton'da arkadaşlar ağırlık 3 katına çıktığında uzama miktarı da 3 katına çıkacak. Yani 3 cm'i 3 ile çarparsak 9 cm cevabımız 6 ya 9 değişik olur. Ahmet görseldeki dolabı daha kolay hareket ettirmek istiyor. Bunun için aşağıdaki öğrenci tavsiyelerinden hangisini yapmalıdır diyor arkadaşlar. Zemine halı koyabilirsin. Halı koyarsak arkadaşlar daha çok zorlanır. Kum dökerse daha çok zorlanır daha pürüzlü hale getirirse daha çok zorlanır. Dolabın altına teker takarsa sürtünmeyi azaltıp çok daha kolay hareket ettirebilir. Cevabımız değişik. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olmasını istediğimiz olaylardan biri değildir? Kavanoz kapağını açmak isterken sürtünme olayından olmasını isteriz. Bisikletin fren yaparak durmasında sürtünme olmasını isteriz ayakkabıların Ayakkabınızın yıpranması için arkadaşlar sürtünmenin olmasını istemeyiz. Ayakkabınızın yıpranmaması lazım. Paraşütçüyle atlamada sürtünme olması gerek paraşütçülerin hızlı yere düşmemesi için. Fren yaparken sürtünme gerekli durabilmemiz için. Kavanoz kapağını açmak için de yine sürtünme gerekli yoksa kapağı açamayız. Ama ayakkabıların yıpranması için arkadaşlar sürtünme istememiz yani tuhaf olur. Sürtünme kuvvetinin azaltılması ve artılması ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda günlük hayattan örnekler verilmişti. Buna göre tabloda kaç numaralı örnek yanlış işaretlenmiştir. Yüzeyi yağlarsak sürtünme azalır arkadaşlar doğru. Araç lastiklerine zincir takarsak sürtünme artar arkadaşlar azalmaz yanlış. Kronoponun altının dişli olması sürtünmeyi artırır doğru yapmış. Yüzeyleri zımparlamak sürtünmeyi azaltır arkadaşlar bu da doğru yanlışı soruyordu. 2 numara arkadaşlar. Rabia bakteri ve mantarları fayda durumlarına göre ikiye ayırmış ve örnekler vermiştir. Rabia'nın verdiği örnekler ifadelerle eşleştirildiğinde hangi örnek açıkta kalır diyor arkadaşlar. Sütü yoğurda dönüştürür diyor arkadaşlar. Sütü yoğurda dönüştüren arkadaşlar bu yararlı bakterilerdir. Yani K işaretledik. Saçkıran hastalığı yapar diyor arkadaşlar. Saçkıran hastalığı yapar. Zararlı bakteriler yiyeceklerin bozulmasına sebep olan zararlı mantarlar. Kim boşta kaldı arkadaşlar? M boşta kaldı. Cevabımız C şıkkı. Halk arasında şapkalı mantarların zehirli olup olmadığı ile ilgili bazı yanlış inanışlar her yıl birçok kişinin hayatını kaybetmesine ulaşmaktadır. Aşağıda bu yanlış inanışlardan örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarılan hangisi doğrudur? Mantar zehirli ise parlak ve canlı renklidir. Hayvanları yiyorsa zehirlidir. Çok pişilen mantarın zehri gider. Evet bunlar hep yanlış bilgiler arkadaşlar. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğada bulunan bilmediğimiz veya emin olmadığımız mantarları yememeli. Bunun yerine marketlerde satılan, işte arkadaşlar insanların yetiştirmiş olduğu kültür mantarlarını tercih etmeliyiz. Buna göre hangi çıkarım doğrudur? Salyangazdan en sevdiği yiyecek adı olan Amanita muscaria mantarı zehirsizdir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yani hayvanıyorsa yiyorsa zehirlidir diyor yani bununla ters düşüyor yanlış. Kirli beyaz ve yeşilimsi denge sahip şu yani mantarı zehirsizdir diyor arkadaşlar. Yanlış. Amanita virosa yani şuymuş arkadaşlar. Zehri ortadan kalkar pişirildiğinde diyor. Yanlış. Kültür mantarı olarak bilinen Agaricus bisporus yani şu mantarı zehirsizdir doğru arkadaşlar. Yani insanların yetiştirdiği kültür mantarları zehirsizdiler. Cevabımız D İçme suların denetimi ve numune alma usulleri genelgesine göre bir çeşmeden numune alma basamakları aşağıdaki gibidir. Yukarıda verilen işlem basamaklarından hangisi sonucu olumsuz etkileyebilecek mikropların ortamdan uzaklaştırılmasıyla ilgili değildir diyor arkadaşlar. Yani kapalıken kapalıyken ağzı temiz bir bezle silmek, çeşme açılarak suyun 3-5 dakika kuvvetli akmasını sağlamak, çeşme kapatılır ve alkollü pamuk alevinde çeşmenin ağzı 10-15 saniye yakılır, Çeşme suyun kuvveti akacağı şekilde açılır. Steril numune şişesinin ağızdaki, ağzındaki koruyucu sargı açılır. Çeşme suyun yavaş akacağı şekilde ayarlanır ve numune şişesi akan suya yapacak şekilde tutularak su numunesi numune alınır. Numune şişesi tam olarak doldurulmaz. Üstten bir iki parmak kadar boşluk bırakılır. Şişenin steril kapağı veya plastik tıpası kapatılır. Şişeyi kapatmak için mantar tıpa kullanılmaz. Bakalım çeşme kapatırken ağzın temiz bir bezle silmesi e, arındırması ile alakalıdır. Çeşmenin ağzının alevle su yakılması arkadaşlar yine mikroplardan arındırmak içindir. Şişenin ağzının koruyucu sargıyla kapatılması yine mikroplardan arındırmak içindir. Ancak numune şişesinin tam olarak doldurulmaması arkadaşlar bu temizlikle mikrop durumuyla alakalı değil. Yani şişe taşmasınınla alakalı bir durumdur. Cevabımız D şıkkı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.